Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağım. Tefal'in el blenderı setini aldım. Şu rengini tercih ettim. Kırmızısı ve siyahı da var. 1500 watt doğrayıcı, rendeleyici var, mikseri var, blenderı var. Blenderı hatta 4 bıçaklı. Cam hazneli ölçme kabı var. Paslanmaz çelik. Hadi birlikte açalım parçalarını. Böyle bir kılavuzu çıktı içinden. Üst kapağı çıktı. Güzel bir şekilde sarmışlar. Bu ölçme kabı sanırım. Ha, bu rendesi. Bir de şöyle bir güzelliği var. Blender'ın çizilmeme aparatı mı denir buna? Yani şöyle çeliğine takılan bir plastik var. Diyelim ki teflon bir tencerede bir şey yaptınız ve blender'ı kullanmanız gerekiyor. Bence bu güzel bir özellik. Bıçağı burada. Bunları yıkayacağım ben arkadaşlar. Şöyle devam edelim açmaya. Bu çırpıcısı. Paslanmaz çelik diyor zaten. Bu blender'ı. Şu da buna takılıyor arkadaşlar. Hatta şöyle takmak istiyorum hemen. Yıkamadan önce. Takamadım. Şöyle taktım. Gördüğünüz gibi 4 bıçaklı. Bu da çizilmemesi için aparatı. Bence güzel. Bunun olması güzel bir şey. Esas gövde de bu arkadaşlar. Şöyle koyacağım. Esas gövdesi de bu. Blender setini. Evet, şöyle şu yanlardan basıp açılıyormuş. Kullandıkça ben de hızlanacağım. Sizinle birlikte açtığım için bir bilgim yok. Bu doğrayıcısı. Rendeyi zaten göstermiştim. Haznesi cam demiştim zaten. Bu da güzel. Şöyle şu çıkıyor. Evet. Şu bıçağını da takalım. Şöyle bir bakalım. Çıkartamadım. Çok iyi tutuyor. Evet, şöyle de takıyoruz. Evet. Üst kapağını takıyorum. Şurada zaten bakın çok iyi tutuyor. Şöyle bir plastik var. Bunu vakumluyor, tutuyor güzel bir şekilde. Şu yanlardan da zaten ok işaretiyle gösteriyor. Şöyle bastığınız zaman kenarlardan açılıyor. Ve gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde tuttu. Bir de şu motor kısmını takalım. Şurada bir anahtar işareti var. Oraya basıp şöyle kıvırıyorum sağa doğru. Kilitledi arkadaşlar, görüyor musunuz? Çok iyi tutuyor. Yine açmak için de bu anahtar işaretli olan yere basıp tersi yönde çeviriyorum ve çıktı. Kullanımı da kolay. Yani çok iyi tutuyor. Bakalım şimdi bunları ben yıkayacağım. Sizinle denemeler yapalım. Blender'a bakalım arkadaşlar. Şu gövdeyi şöyle alayım. Kolay bir şekilde takılıyor. Evet. Bir de mikser başlığımıza bakalım.
Ser başlığımız burada. Bakalım o nasıl kullanılıyor. Evet, o da böyle kolay bir şekilde kıvrılmalı kullanılıyor. Kablosunun uzunluğu da güzel. Yine açınca daha iyi anlarız. Yine ters yöne doğru. Ben yıkadığım parçaları kuruladım arkadaşlar. Birazcık da malzeme çıkarttım kullanalım diye. Şimdi başlayalım. Şunu çıkartayım. Neyse, bu şimdilik burada kalsın. Hemen fişe takalım. Fişime taktım. Şimdi hemen şöyle bir mikseri deneyelim. Mikserin çırpıcıları çıkıyor. Çıkmadığını zannetmeyin. Şöyle takalım. Bir turbo var. Bir de daha düşükte çalıştırma olanağı sağlıyor. Turbo arkadaşlar. Bu da daha yavaş. Bunlar bu şekilde çıkmıyor. Prizden fişimizi çekelim. Çalışma düğmesine bastığımızda şöyle çekiyoruz ve çıkıyor arkadaşlar. Çıkmadığını zannetmeyin. Fişi prizden çekip çekiyoruz. Çalışma düğmesine basıp çekiyoruz. Evet. Mikseri, çırpıcıyı gösterdim. Şimdi doğrayıcıyı kullanalım. Şöyle cam hazneyi çekiyorum. Şu başlığı takıyorum. Şimdi ilk önce hemen şunu deneyelim. Şurada bir boşluğu var. Hemen şuraya takıp şöyle taktım. Oturttum. Şimdi şunu koymam gerekiyor. Bunu da oturttum arkadaşlar. Bu arada yıkanmıyor. Yıkanmayan ürünlerin üzerine ve musluk işareti ve çarpı işareti koymuşlar. Şuralardan basıyoruz. Hop. Gördüğünüz gibi oturdu. Bu arada sadece açmak için şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Basmadan da bunu kapatabiliyoruz. Ben ilk açtığımda öyle zannetmiştim ama yok. Oluyor yani. Deneyimledikçe yeni şeyler öğreneceğiz. Şimdi şöyle ilk önce sert bir şey deneyeceğim. Ah, kesmeyi unutmuşum. Turboda değil de yavaş olan da yapacağım. Hemen bakalım. Kilit düğmesine basıp çıkarttım. Sonra da hop. Evet. Bu şekilde yapıyor. Tabii çok gevrek olduğu için de kötü yaptıkları da var. Ama genel olarak iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üstüne bir de şöyle atalım. Salatalığı yapalım üstüne. Bakın şurada giriş yerleri var. Şunlar oraya denk gelmesi gerekiyor. Hop, denk gelince hemen tutuyor zaten. Yine şuralardan basıp takıyorum. Dediğim gibi kilit düğmesine basmaya gerek yok. Takabilmek için. Sadece çıkartmak için kullanıyorum. Şimdi bir de ama şöyle çevirelim ki biz görelim hangi düğmeye bastığımızı. Yine turbo olmayan düğmeye basıyorum, yani yavaş olana. Bakalım salatalığı nasıl dilimleyecek. Merak ediyorum. Allah.
Salatalık bence çok başarılı olmadı. Yani. Ama havuç daha iyi, başarılı oldu. Şimdi hemen bunu boşaltıp rendelemeyi kullanalım. Şimdi şu aparatımı çıkarıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunları hemen yıkayacağım. Biraz önce yaptığım için. Haznemi de yıkadım. Şimdi de rende aparatımı takıyorum. Şu kısım şuraya zaten anlıyorsunuz şekillerden. Neyin nereye geleceğini hemen tak diye takılıyor. Hemen şunu koydum. Hop, hemen şunu da takıyorum. Evet. Şimdi bir de şunu takalım. Şimdi havuç rendeleyeceğim. Yavaş olan, yavaş çalıştıran düğmeye basıyorum. Bakalım. Çıkarttım. Rendelemesi çok güzel arkadaşlar gerçekten. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Doğramacıyı zaten çok kullanacağımı düşünmüyorum. Doğrama aparatını ama rendeyi kullanacağımı biliyordum. Ve gerçekten güzelmiş. Sevdim yani. Ve ayrıca bunları böyle rendeleyip kavanozun içinde bir hafta 10 gün kadar da saklayabiliyorsunuz. Salataların içine atabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunları hemen kenara alıyorum. Hemen blender'ı kullanmak istiyorum. Onun için de aklıma gelen milkshake oldu. Şöyle takıyorum aparatımı. Yine şu plastik kısmını da takıyorum çizmesin diye. Şöyle 6-7 tane çileğimi, 2 tane minik muz. İlk önce bunları bakalım bir blenderla ezelim. İçine şimdi bir kaşık dondurma katacağım. Şöyle bir kaşık dondurmamı da katıyorum arkadaşlar. Hop. Meyveleri dondurup da yapabilirsiniz milkshake'i de bu arada. Şimdi hava çok sıcak olmadığı için ben buzdolabındaki meyveleri kullandım. Ama dondurulmuş meyveleri de kullanacağım size göstermek adına. Şu an elimde yok ama yapacağım bunu. Deneyimlerimi paylaşacağım sizinle. Şunu hemen bir kaba koyuyorum. Bakalım güzel ezmiş mi? Düşmezsin inşallah. Bakın arkadaşlar hiç kalmadı. Pürüzsüz yani hiç böyle meyve kırıntıları büyük şekilde kalmadı. Gerçekten güzel ezdi. Şimdi ben birazcık buna süt katıyorum. Hop.
sütü bakarak ekleyin, yani kıvamına. Birazcık daha katmak istiyorum. Evet. Bence gayet bir güzel kıvam elde ettim. Eğer dondurma katmak istemezseniz bal da katabilirsiniz. Eğer dondurmanın tadı az derseniz üstüne ekstra bal da ekleyebilirsiniz milşeğinizin. Böyle bir karıştırdım. Şimdi bardağımı boşaltacağım. Hemen boşaltıyorum bardağımı, milşeğimi. Bu malzemelerden böyle bir kişilik milşek çıkıyor. Sizin için de hemen tadına bakacağım. Hemen şöyle. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Böyle havaların sıcak olduğu zamanlarda gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklar için de çok güzel olur. Dondurma yerine bal katabilirsiniz. Böyle meyveli sütler içmiş olur. Çocuklar da yazın serinlemek adına. Şimdi birazdan şu cam haznemi yıkayım. Ceviz çekelim sizinle birlikte. Biraz bekleteceğim. Şimdi havuçları şöyle bir kavanoza boşalttım. Bir tane havuç için bunları çıkartamam derseniz havuçları böyle saklayabiliyorsunuz. Kavanozda birazcık böyle yapın, 3-4 tane havucu. Çok kolay oluyor. Salataların içine bozulmuyor da. Şimdi sizinle ceviz yapalım. Bir de rondo özelliğini kullanalım. Bıçak nasıl kesiyor bakalım. Şöyle hemen takalım aparatlarımızı. Hop. Hemen dik getiriyorum. Artık hızlandım dediğim gibi. Şöyle bastırdık. Evet. Hemen çabuk. Saniyede. Evet. Hemen bakıyorum. 3-4 saniyede halletti. Bu kadar yeterli olduğunu düşündüm. Evet. Cevizin büyüklüğü daha da inceltebilir sanırım ama ben yeterli gördüğüm için kapattım. Milşeğimiz burada. Havucumuz. Genel olarak beğendim ama doğrayıcısı hoşuma gitmedi. Yani benim işime yaramaz diyebilirim. Blender'ının böyle 4 bıçaklı olması, işte bu plastik aparatının olması, çizmemesi için kullanacağın kabuğu. Bunlar güzel özellikler. Takıp çıkartmak kolay aslında. Genel olarak güzeldi. Buraya kadar izlediyseniz, dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Deneyimlerimi yine aktaracağım. Buzlu bir üründe deneyeceğim. Yapabiliyorum bakalım, buz kırma özelliği gerçekten var mı? Meyvelerle dondurma yaparım inşallah. Onu da paylaşırım sizinle. Hoşça kalın şimdilik.